Küçük Gösteret Haber muhabiri bize Artvin'den, Arhavi'den sesleniyor. Karadeniz kadınının oldukça farklı bir alandaki çalışmalarını bizimle paylaşacak. Abdülbaki, bu iş nasıl oluyor? Söz sende, seni dinliyoruz. Elif Karahan Toker, Artvin'in Arhavi ilçesinden herkese merhaba diyoruz, günaydın diyoruz. Şu anda elimde görmüş olduğunuz Arhavi taş bebeğini sizlere tanıtmak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin birçok yerinde bu tarz bebeklerden üretiliyor. Ancak bu bebeğin çok önemli bir özelliği var. Zira bu bebek hemen 300 metre ilerideki sahilden toplanan taşlarla yapılıyor. İşte bu bebeği sizlere tanıtmak istiyoruz. Hemen ben konuklarıma dönmek istiyorum. İlk konuğum hemen sağ tarafımda Artvin Girişimci İş Kadınlar Derneği Dilek Alkan var. Efendim, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz teşekkür diyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bu iş nasıl başladı? Kimin aklına geldi? Türkiye'de birçok bebek yapılıyor. Kitre bebek adıyla, plastik bebek adıyla. Bu taş bebek nasıl oluştu, nasıl gerçekleşti proje? İlk önce Türkiye'ye günaydın diyorum. Arhavi halkına, Artvin'e günaydın diyorum. Bu bebeğimiz ilk, bizim zaten çeşitli faaliyetlerimiz var. Dernek olarak yürütmekteyiz. Ev kadınlarına ne yapabiliriz olayından, onları üretime nasıl kazandırabiliriz olayından yola çıkarak ilk Arhavi Halk Eğitim kursunda görmemiz neticesinde bizde bir güneş doğdu ve bunun ardından Artvin ve Hopa'da da halk eğitim kurslarını açarak kadınlarımızı hayata kazandırmaya amaç edindik ve böylece çakıl taşları, denizden toplanan çakıl taşlarını nasıl değerlendirildiğini öğrenerek, öğreterek bayanlarımıza bunu hayata sunduk ve inanın ki çok başarılıyız. Yani 6.000, 7.000'e yakın sipariş alarak bunu piyasaya sunuyoruz. Bugüne kadar kaç sipariş oldu? Bugüne kadar 6.000 civarında bir sipariş aldık, yaptık. Bunu tek tek de satabildik. Festival var Arhavi'de. Arhavi'nin festivalinde de sattık. Sipariş alarak da sattık. Turizm bölgelerinde bu çok önemli revanş getirmekte. Yani bu Arhavi'nin kültürüne, turizmine büyük bir katkı tabii oldu. Tabii ki büyük bir katkı sundu. Yani bunu önemli olan Türkiye'ye, hatta yurt dışına sunabilmek. Çünkü ağır bir ürün ama çok güzel de görünüyorsunuz. Gördüğünüz gibi, arkamızda gördüğünüz gibi çeşitli ürünler yapmaktayız. Sadece bir laz bebek olayı değil. Taraftar bebek yapıyoruz. Meslek bebekleri yapıyoruz. Yani çeşitlendirilebiliyor bunlar da. Yani siz de buraya geldiniz. Teşekkür ediyoruz. İlk önce Arhavi Belediye Başkanı'na gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu yeri bize tahsis ederek, hiçbir kira almayarak hem kadınlarımıza hem derneğimize katkıda bulundu. Ev hanımları yapıyor özellikle tabii ki, de bunları. Tabii ki ev hanımları yaparak kendi bütçelerine de ufak da olsa katkı sunmaktalar. Valla biz de gururlanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hemen ikinci konuma dönmek istiyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vekalet eden şube müdürümüz Nizamettin Bey var. Nizamettin Bey, İlk bu kurs nasıl açıldı? İlk talepler nasıldı? Şimdiki talepler nasıl ev hanımlarından? İlk bu kursumuzu Arhavi'de biz açtık. Yaklaşık 3 yıl önceydi. İlk kez öğretmenimiz tarafından bir talep geldi. Bu talebi gerçekleştirmek için hemen kolları sıvadık. Belediye başkanımızın desteğiyle bu kursu açmak için önce ham maddeleri elde ettik, topladık. Ondan sonra başladık. Baktık ki gayet güzel gidiyor. Rağbet nasıl? Rağbet çok fazla. Kaç ev hanımı burada çalışıyor? Şu anda çalışan ev hanımları, sadece bu kursumuzda çalışan 17 tanedir ama diğer kurslarımız da var. Farklı yerlerde de kurslar var. Farklı yerlerde kurslarımız vardır. Bunun en önemli özelliği çakılların burada olması. Karadeniz'in yanında olmamız ve buradan çakıl taşlarını getiriyoruz. Buradaki ham maddeyle birlikte birleşiyoruz ve el emeği göz nürü bayanlarımız. Taştan ekmek çıkartmak demek bu olsa gerek. Evet. Taştan ekmek çıkartıyoruz ve iyi bir dönütü var. Hatta bunu yurt dışında değil, yurt dışına bile gönderebiliyoruz. Gürcistan'a gönderiyoruz bunlardan. Oralarda satışlarını gerçekleştiriyoruz ve bayanlarımızla rağbet çok fazladır. Diğer ilçelere de buradan yaydı. Artvin ilçelerine. Merkez burasıdır. Bunda yardım olan, bizim destekleri olan Sayın Valimize, Sayın işte Belediye Başkanımıza, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze, Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ederiz Nizamettin Bey. Şimdi hemen Sibel Hanım var, usta öğreticimiz. Sizi şöyle alabilir miyiz mümkünse hocam dışarıya? Sibel Hanım, biz de burada çeşitleri görüyoruz. Hangi çeşitlerimiz var, tek tek bir sayıp gösterebilir miyiz izleyicilerimize? Size şöyle göstereyim. Tulumcu ekibimiz var. Şimdi bunun neresi taş? Bu komple taş, gördüğünüz gibi şu şekilde. Daha sonra hazırladığımız seramik hamuruyla giydiriyoruz ve bu hale geliyor. Yapıştırmak için ne kullanıyoruz dediniz? Tutkal. Tutkalla. Boyama işlemi nasıl sürüyor, ne kadar boyama sürüyor? Boyama işlemi hamur kuruduktan sonra
hemen boyayabiliyoruz. Başka o tulum çalan bir Karadeniz evet, herhalde. Sır toplamış. Bir de şurada şöyle toplamış sepetimizde. Onlar da bayağı büyükmüş. Evet. 5-6 kilo var herhalde. Belki daha ağır olabilirdi. Çay toplamış bu kadınımız. Karadeniz kadını. Şurada dikkatimi çeken bir şey oldu benim. Nerede? Şu herhalde bir çizgi film karakteri. Evet. Evet. Şurada da öyle görmek gibi. Yani burada farklı, şirinler var. Evet, farklı karakterler. Bunlar aslında bir biblo değil mi? Evet, aynen o şekilde biblo olarak geçiyor. Çok teşekkür ederiz. Bir de ablalarımıza dönelim. Kolay gelsin ablacığım. Teşekkürler. Seni tanıyabilir miyiz? Ümmühan Özdemir. Ümmühan abla şimdi ne yapıyorsun burada? Şu anda giydirmiş bebeği boyamaktayız. Trabzonsporlu taraftar yapıyoruz. Bunlar birleştirilmiş taşlar. Birleştirilmiş. Bunu sonra hamurla kaplayacağız. Kapladıktan sonra boyama halini evet. Çıkacak herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? İlknur Kara. Siz de herhalde boyama mı yapıyorsunuz? Evet, şu an boyama yapıyoruz. Taraftar bebek boyaması. Hangi taraftar, hangi takım? Trabzonspor. Trabzonspor yapıyorsunuz. Evet. Peki kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Elif Karantöker şu anda dışarıda da çok güzel bir tulum sesi geliyor. Sizlere Arhavi Halk Eğitim Merkezi topluluğunun bir gösterisini sunacağız. Umarım beğenirsiniz. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Halk Eğitim Merkezi müdürümüz de yanımızda. Müdürüm şimdi ne oynuyor arkadaşlar burada? Bu Artvin oyunu, Karadeniz oyunu, halk oyunları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 7 tane kursumuz var. Türkiye genelinde de yani derece yapmış ekiplerimiz var. Çocuklarımız hem şanslı, hocaları iyi. 10 kişi burayı bayağı bir inletiyor. İnletiyoruz. Türkiye'nin her tarafında inletiyoruz. Biz de takdiri seyircilerimize bırakalım. Güne Artvin'den bu hareketli güzel görüntüler ve tulum sesiyle başlamak da iyi oldu efendim. Devam edelim biz.